Bu bilgiye dayanarak 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 17. yüzyılın başlarında devletin ekonomik durumu iyi değildi. Savaşların getirdiği sıkıntılar, halktan ve tüccarlardan yeni vergiler alınmaya başlanması huzursuzluğu arttırdı. Bunun sonucunda birçok insan tarımdan el çekerek tüketici olmaya başladı, üretim azaldı, gıda maddelerinin fiyatları arttı. Paranın ayarı düştüğü için askerler aldıkları paralarla alışveriş yapamaz oldular ve bu duruma tepki gösterdiler. Peki arkadaşlar, bakalım öncülerimize. Tarım toplumu olma özelliğinin kaybedildiği, tabii ki gördüğünüz gibi tüketici topluma geçilmiş. Artık tarımdan insanlar el çekmiş. İç isyanlara zemin oluşturan nedenlerin ekonomik kaynaklı olduğu. Bakın arkadaşlar, özellikle burada askerlerin tepki gösterdiğinden bahsediyor. Çünkü aldıkları paralarla alışveriş yapamaz hale gelmişler. Tabii ki bu durumda e, iç isyanların zemininin ekonomik olduğunu bize gösterir. Askeri yönden Avrupa'nın gerisinde kalındığı. Arkadaşlar burada bize ordularımızla alakalı herhangi bir bilgi verilmemiş. Bu yüzden üçüncü öncülü alamıyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla durumlarından hangileri arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz? Bakalım öncüllerimize. Okuma yazma bilen oranının artması tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü matbaanın icadı ile birlikte kitaplar basılacak. Böylelikle de insanlar okuma yazmayı öğrenmek isteyeceklerdir ve okuma yazma oranı artacaktır. Haber ve düşüncelerin daha çabuk yayılması. Basılan kitaplar ya da gazeteler olabilir arkadaşlar. Bu şekilde düşünceler ve haberler tabii ki daha çabuk yayılır. Monarşik yönetimlerin güç kazanması matbaa ile ilişkili değildir tabii ki. Aksine matbaa ile hatta monarşi biraz daha geri plana düşer arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz monarşi tek kişili yönetimdir. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin Avusturya ve İran ile yaptığı savaşların uzaması ve halktan yeni vergiler alınması aşağıdaki olaylardan hangisinin nedenleri arasında yer alır? Bakın arkadaşlar, halktan yeni vergiler denilmiş. Şimdi halkla alakalı bir şeylere odaklanmamız gerekiyor bizim. Bakalım şıklarımıza. Celali isyanlarının yaşanması. Celali isyanlarını kim çıkarmıştı? Halk çıkarmış, değil mi? Bir de tımarlı sipahiler etkindi. E, savaşların uzamasında da tımarlı sipahi rahatsız olacak arkadaşlar. Çünkü savaş uzayacak ve para da gelmeyecek. Bu yüzden tabii ki Celali isyanları bizim için doğru olur. Diğer şıklarımızı da yorumlayalım. Suhte isyanlarının başlaması, Suhte isyanları biliyorsunuz ki öğrencilerin çıkardığı ayaklanmalardır. Bunun Avusturya ve İran ile yapılan savaşlarla alakası olmayacaktır. Ekber ve Erşet sisteminin benimsenmesi ise tamamıyla yönetimle alakalı bir durumdur. Yine savaşlarla bir alakası yoktur. Bu durumun Mısır sorunuyla da alakası yoktur arkadaşlar. Bambaşka olaylar çünkü. Yeniçeri ocağının kaldırılması da bu durumdan sonra ortaya çıkan bir olay değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Avrupa'da krallar mutlak otoritelerini gerçekleştirmek amacıyla bu gücü öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı kullanmışlardır? Yeni çağda barutun ateşli silahlarla kullanılması, müstahkem mevkilerin ve kalelerin çökertilmesinde etkili olmuştur. Arkadaşlar özellikle mutlak otoriteyi sağlamak amacıyla e, kralların kaldırması gereken bir sistem vardı feodalite yani derebeylik sistemi. Derebeyler zaten arkadaşlar kendilerini kalelerin etrafına e, yerleştirirler yani bulundukları bölgelerde kaleler oldukça fazladır. E, Barutla birlikte bu kalelerin çökertilebilmesi derebeyliğin yani feodalitenin ortadan kalkmasına sebep olacaktır. Bu yüzden elbette doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu duruma bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Almanya'da protestanlarla Katoliklerin mücadelesi sonunda yapılan Augsburg Barışı ile halk prenslerin kabul ettiği mezhebe girmek zorunda bırakılmıştır. Peki öncelerimize bakalım. Prenslerin siyasi üstünlüklerinin bulunduğunu tabii ki söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi halk bile prensin kabul ettiği mezhebi kabul etmek zorundaymış. Yani prensler demek ki oldukça üstün konumda. Hristiyanlığın mezheplere ayrıldığına elbette ulaşabiliriz. Çünkü zaten protestanlarla katoliklerin mücadelesinden bahsediyor bize. İnanç özgürlüğünün bulunmadığı, bakın arkadaşlar halk istediği mezhebi kabul edemiyor. Prens ne kabul ederse onu kabul etmek zorunda. Demek ki inanç özgürlüğü yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Duraklama döneminde askerlikle ilgili olmayanların Yeniçeri Ocağı'na alınmasıyla devletten maaş alan Yeniçeri sayısı artmış. Ayrıca tımar sisteminin bozulmasıyla da köylü toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır. Peki öncelerimize bakalım. Ülke ekonomisinin bozulduğunu tabii ki söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü hem yeniçeri sayısı arttığı için maaş alan yeniçeriler fazla olacak. Bunun için bir nakit ihtiyacı var. Hem de tımar sistemi bozulunca üretim yok ve ekonomi tabii ki bozulur. İç isyanlara zemin oluşturuldu. Arkadaşlar tabii ki bundan da bahsedebiliriz. Çünkü zaten tımar sisteminin bozulması başlı başına bir isyandır aslında. Köylü toprağını bırakıyor gördüğünüz gibi terk ediyor ve şehirlere gidiyor. E, bu sistemin bozulmasıyla birlikte e, üretim olmayacağı için yine parasal problemler ortaya çıkacak. Yeniçerilerin maaşları ödenemeyecek. Zaten sayıları arttığı için bunu da söyleyebiliriz. Elbette iç isyanlara zemin oluşturulur. Devletin nakit para ihtiyacında artış yaşandığını zaten e, sorunun başından beri söylüyorum. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde Pasarovça Anlaşmasından Patrona Halil İsyanına kadar geçen döneme ne adı verilir? Arkadaşlar bu döneme elbette lale devri adını veriyoruz. Diğer şıklarımızda hatırlayalım. Fetret dönemi Ankara Savaşı ile beraber başlıyordu. Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında yaşanıyordu arkadaşlar ve en sonunda Çelebi Mehmet'in bu süreci kazanmasıyla birlikte Fetret dönemi sona eriyordu. Tanzimat devri ise Tanzimat'ın ilanından meşrutiyete kadar devam eden süreçtir. Köprüler devri de arkadaşlar, köprüler devri aslında şu şekilde. Köprülü Ailesinden insanların sadarete gelmesidir bu devir. Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığı ile beraber başlıyor. En son da e, Kara Mustafa Paşa'nın azlığı ile bitiyor arkadaşlar. Meşrutiyete meşrutiyetin ilanıyla başlıyor zaten. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır.